Sevgili Akdeniz TV izleyenleri, soruyorum programımızda tekrar karşınızdayız. Bugün program konuğumuz aktif gazeteci, 24 yılını vermiş gazetecilik hayatında Okan Dilek'le birlikteyiz. Program yorumcumuz da Zeyat Şahin, her zamanki gibi bizlerle birlikte. Öncelikle konumuza geçmeden önce Berat Kandiliniz mübarek ve dualarınız kabul olsun diyorum ve konuğumuza ve Zeyat hocamıza hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Öncelikle uzun bir aradan sonra bizim de anlatacaklarımızın olduğunu düşündüğüm bir anda böyle bir beyin fırtınası sohbetinde hemen daveti yaptınız. Ben de seve seve kabul ettim. Nezdinizde tüm program ekip arkadaşlarınıza çok teşekkür ediyorum. Burada bulunmaktan çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum özellikle. Teşekkür ediyoruz biz de geldiğiniz için. Hocam. Evet, yani önce Okan'a hoş geldin diyeyim. Evet. Ben de programın sahibi olarak bir kere güzel bir muhabbet olacak belli. Evet. Fiilen 24 yıl gazetecilik yapmış biri. Yani bu şu demektir. Yalnızlıklı gazeteci yalnız gazete yapmaz. 24 yıl boyunca gazetedeki her olayı yaşayan adamdır. Yani onun olaylar hafızası son derece zengindir. Ben hep merak ederim gazetecilerden niye roman yazan olmayacak? Çünkü onların roman yazması çok kolay. Çünkü Okan Bey şiir yazmış ama. Şiir yazmış, şimdi birazdan dinleyeceğiz ama yani hakikaten roman için inanılmaz malzeme. Bilim vakit bulamadık. Vakit ama işte o zaman biz onları yazalım bari, tamam mı? Biz onları yazalım. Şey değil tabii ki, bu mazeret değil de. Evet. Yani, hayır, ben yani ama hakikaten merak ederim. Ve bir kitaba başladım. Evet. Şöyle 10-15 sayfa geldim. Hep işin mutfağında olmanın şeyini çekeceğiz. Yok Okan, sen mutfaktan kendine bir köşe ayır. Bence yaz. Yani yazmak olan, yani bir köşe yazıyorsun da. İşte roman yaz. Çünkü romanlık bir sürü malzeme var. Evet. O yüzden hoş geldin diyorum. Güzel bir gün olacak. Sohbet olacak. Ben Okan'ı çok yakından tanıyorum. Çok değer verdiğim ve gazetecilikte de her zaman takip ettiğim değerli meslektaşım diyorum ama aslında çok da ben gazeteciyim demem kendime ama sizin arkanızda devam ediyoruz diyorum ve saygı duyuyorum. Öncelikle sizi tanımayanlar yani vardır muhtemelen ama çoğu kişi tanıyor Antalya'da ve Akdeniz'de. Sizi bir şöyle neden gazeteci 24 yıldır pes etmemiş, bu gazeteciliğin içerisinde neler yapmış, bir Okan'ı tanıyalım. Okan Dilek kimdir, ne yapar? Çok teşekkür ederim hocam izninizle. Estağfurullah, estağfurullah. Biz, evet. 1980-81 yıllarında lise son sınıfla yaklaştığımız yıllarda 82-83 okulda bir kağıt dağıtıldı, bir broşür dağıtıldı. Üniversiteye gitmek istediğinizde hangi bölümü seçmeniz gerekir diye bize bir evrak dağıtıldı. Tabii şeyi merak ettim ama hangi liseydi bu? Ticaret lisesi. Hayır, çünkü bizim okuduğumuz liselerde ben Gazi Paşa'dan mezunum. Yok. Üniversiteden haberdar olan bile yoktu. Evet, yani iyi bir gelişme. Evet. Ve ben o formu doldurdum. Tüm okuldan formlar toplandı. Size hangi üniversiteye gitmeniz gerektiği konusunda bilgi vereceğiz. Dedim. Bunu seçmeniz doğru olur diye size bilgi vereceğiz dedi okul müdürlüğümüz. Bir ay zaman sonra şey geldi, bilgiler geldi. İşaretlediğimiz soruların karşılığı olarak benim iletişim okumam gerektiği, edebiyat konusunda ilgili olabileceğim ve medya sektöründe yer alabileceğim. Allah Allah. Yani gazetecilik çok uzak bir duygu. Medya 80'li yıllarda, 82 yıllarda daha henüz çözemediğimiz bir kavram. Ağabeylerimiz, gazeteci ağabeylerimiz var, büyüklerimiz var. Ama nasıl bunu? Mümkün değil. Lise bittikten sonra ben işletme okudum. 3. sınıftan ayrıldım. Ayrılmak zorunda kaldım. Ve bir zaman sonra kendimi ben basın sektörü içerisinde buldum. Yani adamları tespiti doğruymuş. Yani. Doğru keşfetmiş aslında. Tespiti doğruymuş. Kesinlikle doğru keşfetmişler. O zamanki demek sorulan sorular da doğruymuş. Yani çok enteresan bir durum. Yani kim yaptıysa bu rehberlik hizmeti. Evet, evet, evet.
Yani tüm okulda yaptılar. Kaç senesindeydi? 82-83. 82 tabii, evet. Aynı yani da. Ben hayret ettim, aman tanrım dedim ya, evet. Biz bir dönem lisede bize böyle sorular sormuşlardı ve ben böyle cevaplar vermiştim ve benim yapabileceğim mesleğin bu olduğu söylenmişti. Ve o zaman da tabii 90'lı yıllara doğru yerel televizyonların, yerel gazetelerin Turgut Özal döneminde çok oldukça öne açıldı. 90'ların başıydı ve işte. Evet, bizlere bu konuda da bir fırsat çıkmış oldu, özellikle radyoda. Oradan başlayan bir süreçte yaygın medya, yerel gazetelerin muhtelif görev alanlarında, mutfağında. Ya öyle zaman geldi ki sabah haber yaptık, akşam da gazetenin harmanlamasını yaptık, katladık. Sabah o zaman da teknik imkanlar da zayıf tabii yani. Evet tabii ki, evet. Yani sadece logo kırmızı çıkıyor, evet, geri kalan siyah kısım siyah beyaz çıkıyor. Ama şey miydi, o yıllarda sanki yerel gazeteler daha aktifti değil mi, ulusal gazeteler? Tabii yani. Ulusal başına göre daha etkiliydi. Daha etkiliydi ve yaptığınız haberler gündem oluyordu. Gündem oluyordu. Hala ilçelerde oluyor. İlçelerin yerel gazeteleri hala merkezden daha etkili. Güçlü olan yani duruşu anlamında maddi manevi ve bu konudaki bilgi dağarcığının yüksek olan kurumlarda bu dediğiniz, evet, konu yine devam ediyor hocam. Yani nihayetinde o yıllarda, 90'lı yıllarda ben mesleğe başladım. Yaygın yayın yapan görsel televizyonların temsilciliğini yaptım. 10 bin, 15 bin satan gazetenin yazı işlerinde ve spor müdürlüğü görevlerinde bulundum. Televizyonda çok önemli yorum köşelerinde birikimlerimizi paylaştık. Ve bu yıllara kadar... Yani bu meslekte hep aktif olarak çalıştım kesintisiz, diyorsunuz. Kesintisiz. Bu işin acısını da gördük, tatlı yönlerini de gördük ama her meslekte olduğu gibi maalesef bizim mesleğimizde de yozlaşma had safhaya varmış. Çağ yozlaşma. Ama, bunu üzülerek söylüyorum yani, ama maalesef. Ama şöyle bir şey var aslında. Yani 82'den bahsediyorsunuz. Evet. Gazetecilikte anlatırken hep anılarını anlatırlar. Böyle erkekler askerlik anılarını anlatırken eski gazeteciler de o fotoğraf, şu anda her şey dijital. Evet. Çok kolay, hızlı. Yani internet denilen... Çok kolay mı bilmiyorum. Aslında çok da kolay değil. Şöyle yani... ama. Mesela fotoğraf çekip o fotoğrafı yetiştirmek için bile zaman istiyormuş. Film çekip şey ondan sonra kargoyla gönderiyorlarmış. Ya da giderek bunlar zor. Ama gidiyormuş. Otobüs, ama gidiyormuş. Otobüs ama şimdi her yani, internette hop diye gidiyor. O konuda bir şey söyleyeceğim. Yani gazetelerin fotoğrafla ilgili takip ediyorum. Mesela eski yıllarda gazeteler çok orijinal fotoğraflar yayınlardı. Çünkü bir makara filminiz olur. Onu çok dikkatli kullanmak zorundasınız. Çok ve deklanşöre bastığınızda en iyi kareyi yakalamak zorundasınız. O yüzden inanılmaz güzel fotoğraflar çıkar. Şimdi çıkmıyor. Çünkü yüzlerce basıyorsunuz, bir tanesini seçiyorsunuz. O zaman seçerek çekme bitti. Mesela gazete basın fotoğrafçısında böyle bir yeniye gidiş var. Oraya bir virgül koyayım. İnanın çok güzel bir konuya temas evet, ettiniz. Önemli bir şey. Tüylerim diken diken oldu. Hala da elimdeki son model dijital makineyi kale arkasında maçı fotoğrafını çekerken bile tak bir kere çekiyorum. Ben de eski fotoğrafçıyım. Neden öyle yapıyorum? O alışkanlık hala bitmedi ve o fotoğraf kapak oluyor. Ama çok önemli. Evet. O şansınız olmadığı için en iyi kare. Yani eski yıllarda gazete fotoğrafçıları çekerdi fotoğraf. Makineler çekmezdi. Evet. Şimdi makineler çekiyor. O yüzden iyi fotoğrafçı diye bir şey vardı. Şimdi iyi fotoğraf makinesi var. Şimdi yani, görüntü... Teknoloji işte. Teknoloji. Yine diyorum teknolojinin yani belki kimi zaman iyi... Hayatı kolaylaştırıyor ama sana. Kolaylaştırıyor ama tembelleştiriyor. Estetiği kaybediyor. Yani güzelliği diyebiliriz kaybediyor. Yani. Evet, tembelleştiriyordu. Evet. Doğru mu? Katılıyor musun? Doğru, katılıyorum. Şimdi bizim programın güzel yanı, bir kere evinizde gibi hissediyorsunuz. Tabii ki canım. Burada soru cevap bir olayı yok. Ben bir rahatsızlığım yok. Özgürce, rahatça düşüncelerinizi de burada dile getirebiliyorsunuz. Evet. Yani bu programın özelliği o. Tarafsız. Herkes düşüncesini çok rahat söyleyebiliyor. Ne güzel. Ben ama önce... Böyle bir ortamda böyle bir özgür bir yayın. Rahat olun, rahat. Hele basın olarak özgür diyoruz. Harika, yani. Rahat güzel. Yani. Evet, çok güzel. Özlediğimiz fotoğraf. Değil mi? Evet. Ya evet, Türkiye'nin ihtiyacı olan bir şey. Yani bir yere gittiğinizde, konuşmaya gittiğinizde
sizin siz olarak söylediklerinizden kimsenin rahatsız olmadığını bilmek çok güzel. Çünkü bizi bir yere çağırdığında bu ülkede konuşmak için aslında bizim ne söylediğimizi merak etmiyor. Onu destekleyecek cümleler söyleyip söylemeyeceğimizi merak ediyor. Çok yani doğru. Tek istediği o. Onu biraz pohpohlayalım. Evet, biz insanları pohpohlayalım. Seviyorum ama. Her zaman elma şeker olmuyor. Olmuyor. Yani olmasın da. Olmasın tabii ki. En azından doğru diye bir şey var. Evet. Şimdi doğru diye bir şey var ve doğru diye denilen şeyi terk edersek o zaman söylemenin de konuşmanın da yazmanın da anlamı kalmıyor. Çünkü doğruyu terk ettiğimizde hemen birbirimize benziyoruz. Oysa doğruyu terk etmezsek fark yaratıyoruz. Üstadım, bu konudaki objektifliği ortaya, evet bugün biz bunu paylaşabiliyoruz. İşte ben 24 yılından bahsediyorum, siz 25-30 yılınızdan söz ediyorsunuz. Ben çok değerli bölge müdürleri ve Avrupa'da televizyonlarda yayın müdürlüğü yapan birçok kardeşimizi yetiştirmiş bir gazeteci olarak bugün maalesef bu çırak kalfa ve ustalığa geçiş sürecini yaşayan bir gazeteci kuşağı kalmadı. Kalmadı ve yok. Sorun da oradan kaynaklanıyor. Çok üzülüyorum. İnanır mısınız? Yakal, o kadar evet. Çok üzülüyorum ki. Hadi gel. Hadi gel çok güzel fotoğraf çekiyorsun. Hadi gel güzel haber yazıyorsun. Hadi gel güzel sohbet ediyorsun. Abi kaç lira vereceksin? Evet. Abi ne kadar alacağım? Ha biz demiyoruz ki ben asla hani kurumun sahibi olmuş olsam bile hiçbir zaman şunu demem. Yani önce işte çalışman lazım. Evet hakkı bir şekilde verilecek ama ilk önce akla gelen maalesef bu. Çünkü artık bu bir sektör oldu. Evet. Sektör olduğu için karşı tarafta iş arayan ve bizler de iş veren konumundayız. Öncelikle burada bir ortak noktada buluşmak gerekiyor. Burada buluşamadığımız için güzel çocukları da kaybediyoruz. Kazanamıyoruz. Doğru söylüyorsun. Şimdi ben ilk konuya şu anda gündemde var ama ben bir Türk bayrağımızın indirilmesiyle ilgili ve bununla başlamak istiyorum. Önce kınayarak başlamak istiyorum ve bununla ilgili sizlerin de düşünce ve yorumlarınızı çünkü benim sapladığım düşüncelerim var ki dün köşe yazımda yazdım ve bugün de gerçekleşti ama önce sizlerle başlamak istiyorum. Onun üzerine ben de kendi yorumumu katmak istiyorum. Önce, ben başım. Buyurun hocam. Hocam siz başlayın. Şimdi tabii herkes ilk önce şu geliyor akla. İşte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde aynı hareketi yapan bir gencin öldürülmesi geliyor. Oradaki Türk askerinin yapmış olduğu davranışla bugün kendi sınırlarımız içerisinde çok yakın vuku bulan bir konuyu aynı şekilde. Hatta burada askeri garnizonun içine girilmiş olması ekstradan olayı ajite eden bir durum yaratıyor galiba. Ben şimdi tam olarak şimdi işte yerelden gazetelerden söz ederken işte işin mutfağında o haberlerle yorulurken inanır mısınız çok da detaylı bir bilgiye sahip değilim. Okumadım. ama genel olarak oradaki tavırla Lice'deki ortaya koyulacak tavırın çok başka bir siyasal sonuçlarını düşünmek lazım. Yani şimdi orada çok hassas bir denge başka bir şey olduğunu var. Düşünüyorum. Başka bir şey var kesinlikle. Bugün bizim dışımızda yaygın medyada, yaygın görsel medyada yayın yapan birçok yorumcular hep söyleşi yorumları yapıyorlar. Ama bilmedikleri, bugün bizim de bilmediğimiz gibi, onların da bilmediği birçok konu var. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı ne yaptı, Başbakan ne yaptı, İçişleri Bakanı nereye gitti, Bakan kimle görüştü, o ne yaptı, o ne bilmiyoruz. Evet, burada görünen bir fotoğraf var, bayrak indirmeye çalışılmış ama burada bir denge unsuru var. Hatta bu olayın kendisi vahim tabii, yani kendisini zaten kınıyoruz. Evet, yani o Başbakan da kınadı tabii, ve ilgili görevlerin görevden tabii. Alınması konusunda beyanatı da var, açıklaması da var, girişimi de var. Evet, millet olarak... Tabii ki bayrağımız, tabii ki toprağımız, tabii yani, evet. Bir karış ne toprağımız ne de bayrağımıza uzanacak el asla hazmedilebilir, kabul edilebilir bir durum değil. Ama orada çok hassas bir denge var. Orada korunması gereken, savunulması gereken, ülkemiz adına duruş gösterilmesi gereken bir
politika var orada. İzlenen bir yol var. Her bir sıkıntı ağacın yani dallarındaki her bir yaprağın rüzgardan sallanırken düşmemesi için gösterilen çaba bir çaba var. Evet. Şimdi ben bu konuda dün Twitter'a şöyle bir şey yazdım. Bayrak indirildiği gün Sema. Hı hı. Dedim ki esten benim lise yıllarımda Mithat Cemal Bey'in bir şiiri vardı. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Evet. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Ben bunu ezber etmiştim ve severdim. Sonradan giderek bu şiirden uzaklaşmaya başladım. Ve dün Twitter'a şunu yazdım. Dedim ki bayrakları bayrak yapan üstündeki kan değil, altındaki özgür insandır. Şimdi bayrağı niye sahip çıkarsınız? O bayrak size bir özgürlük sağlıyorsa, o bayrak size refah sağlıyorsa, o bayrak size mutluluk sağlıyorsa, o bayrak size yaşam güvencesi, sosyal güvenlik sağlıyorsa sahip çıkarsınız. Yani modern dünya bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır diye başlayan bir cümleyi artık kabul etmiyor. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kan değil, altındaki özgür insandır. Refah içindeki mutlu insandır. Bir kere böyle bakmak lazım. Bayrak meselesi tabii seninle aynı kanaatteyim, o konuda aynı kanaatteyim. Tarafından bu ülkenin bayrağına, değerlerine, yani bu ülke yapılacak her sartı tarafımızdan lanetlenir. Onaylayamayız tabii ki ama bu meseleye yaklaşırken Okan'ın çok doğru bir tespiti var. Ağaçtaki her bir yaprağın düşmeden korunması gerekiyor. Şimdi geçen programda şöyle demiştik. Cumhurbaşkanı seçiminde Türkiye'de bir sorun var. Bu artık Türkiye'de siyasetçiler. Türkiye'nin sorunu nedir? Bir, Kürt sorunu. Çözüm nedir? X, Y, Z demeden siyaset yapamazlar, meydanlara çıkaramazlar, yol alamazlar. Yani mesele başka boyutu var. Peki orada ben hemen bir şeye girmek istiyorum. Evet. Benim kafamda takılan bir şeyler var ve buna da gazeteci olarak sizden de öğrenmek istiyorum. Ne düşünüyorsunuz da merak ediyorum. Yani 2. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na gidiliyor, ordunu gidiliyor. Yani askeri. Burada karışık gidiliyor. Bir şey var. Nasıl oluyor? Yani evet, askeriyenin içine giriyorsun. Orada tuhaflık var zaten. Ondan sonra direğe çıkıyorsun, sancağa çıkıyorsun, bayrağı indiriyorsun. Bir de resimde kareler çekiliyor, yayınlanıyor ve servis yapılıyor. Ve oradan çıkıp gidiyorsun ve halen aranıyor, bulunamıyor. Ya orada müthiş bir program. Şimdi böyle çıkan bir şey böyle, yani kumanda gibi burada, evet. Benim evime şey gibi, benim evime gelmiş, benim gözümün önünde en önemli, en değerli şeyimi almış gitmiş. Ve ben bunu müdahale edememişim. Evet. Ben bunu görememişim ve ben bunu... Kim olduğunu hala bilmiyorsun. Bilmiyorsun. Ya şimdi, orası tabii tuhaf. Bu gerçekten bir soru işareti. Buna bilmiyorum cevap şimdi var orada mı? Orada yapılacak bir müdahalenin... Belki de o an orada yapılmış bir davranış, bir hareket olmuş olsaydı bugün Türkiye'nin konumu çok farklı bir şekilde yol alabileceğini bilmek gerekir. Sanki planlanmış yani o orada vurulsun tabii ki diye ya yani böyle bir durum var. Şimdi bakın biz bunu söyleyelim, siz bayrağı sevmiyor musunuz? Ya ben İstiklal Savaşı bir adamın torunuyum, gazisiz bir adamın torunuyum. Bayrağı sevmiyor olman falan mümkün değil ama ülkeyi daha çok seviyorum. Bugün neden hep çocuklara... Ülkeyi sevmek ülkeyi bugün, beladan kurtarmak demek. Bugün neden hep meydanlarda çocuklar var? 17 ile 19 bile yok. Bugün yani Antalya'da da biz eylemlere bakıyoruz. Ve polisin, Antalya Emniyeti'nin burada çok büyük bir sağduyusu var. İnanılmaz bir sağduyu gösteriyor. Bir göstermeli ama yani o öyle ve, olmalı. Yani ve, o önemli bir şey yani. Tabii ki yani şimdi burada emniyet güçlerinin 17 yaştaki çocuğa yapacağı bir en küçük bir sille ya da tutuklama anı gerektiği şekildeki davranışı yaygın uluslar Avrupa'nın kanalları burada. Şimdi hiçbiri gözükmüyor. Hepsi akrep gibi bekliyorlar. Antalya'da bir şey olursa Avrupa'ya nasıl taşırız? Bunlar son yaşanan olaylarda da hiç beklenmedik anlarda ortaya çıkıp servis yaptılar. Yani şimdi şöyle bir şey de var. Ben Antalya'daki bu durum aynı Güneydoğu'da yaşanan bu bayrak konusu gibi hassas bir konu. Antalya'da sevgili Yerdelen, eğer burada böyle bir davranış olduğu zaman, böyle bir servis konusu söz konusu olduğu zaman ekonomi etkilenir, turizm etkilenir, esnaf etkilenir, televizyonumuz, yayın organımız etkilenir. Yani mali açıdan, ekonomik anlamda ya da işte personelden bilemiyorum bir şekilde herkes bir şekilde etkilenir. Hatırlarsınız üstadım, siz de biliyorsunuzdur. Işıklar Dönerciler Çarşısı'nın karşısında bilmiyorum, bir patlama meydana gelmişti. Ben oradan 10 dakika önce geçmiştim. Ben orada ölebilirdim biliyor musunuz? Yani şimdi biz onu nasıl saklayalım, nasıl şey yapalım diye çabası, evet,
Niye? Yani Antalya turizmin şeyi can damarı ülkenin. Ya başka bir şey daha. Turizmden öte bir şey olsun. Şöyle. Şimdi burada iki not çok önemli. Birincisi bir kere Sema'nın söylediği gibi bu kim? Bence acil olarak bayrağı çıkan kişinin, direğe çıkan kişinin bulunup yargıya teslim edilmesi ve cezalandırılması gerekiyor. Birincisi var. Ama ikincisi var. Bunu buraya kim çık dedi. Şimdi ikincisi var. Bakın ben dışarıda görüşüyorum. Yani işimden dolayı her fikire de saygı duyarak görüşüyoruz. Yani parti gözetmeksizin. Ama şöyle bir şey var. Mesela BDF tarafından gelen. Bu bizi diyor. Şimdi hep promoter kantadan bahsediliyor ya, böyle herkes bir şey yapıyor. Diyor ki o mahsusdan yaptı, şu mahsusdan yaptı. Şimdi oradan gelen sinyal de şu. Bizden değil. Evet, böyle bir iddia da var yani. Bizden değil. Sizden başkaları diyorlar. Yapıyor. Bizi bu işin içine sokmak için diyor. İşte bütün mesele tam da bu işte. Evet. Yani bir kargaşa var, bir şey var. Şimdi bakın, Güneydoğu'da bir sorun var. Çözüm sürecinden bir süreç var. Buna katıldığınız yerler olur, katılmadığınız yerler olur. Ama kimse şunu söyleyemez. Çözüm süreci falan olmasa bu çözülmesin denemez. Şöyle denir. Bu süreç doğru işlemiyor. Böyle değil, şöyle bir süreç olsun denebilir. Ama çözülmesin deme şansımız yok. Ben iki tane delikanlının babasıyım. Evet. Ve çocuklarımın ölmesini istemiyorum. Hiç kimse kusura bakmasın. Evet. Bu sorun çözülmek zorunda. Yani şimdi şöyle bir yargı var, şey var. Çözüm süreci olmasın. Hayır kardeşim, çözüm süreci olacak. Ha böyle olmasın deme hakkına hepimiz sahibiz. Hepimizin bir fikri olacak ama olmasın demek gibi bir şey sahip değiliz. Bir sorunumuz var. Bal gibi bir sorunumuz var ve hepimizin uzun yıllar adını söylemekten sakındığımız bir sorunumuz var. Ama şimdi bak, hepimiz söylüyoruz, bunu çözmek zorundayız. Tabii soruyoruz. Ve süreçte ona doğru katılım da çoğalıyor. Çözmek zorundayız. Evet. Ve artık konuşamıyorlardı. Şimdi kendi isimlerini de çok da güzel. Çözüm biçimine karşı çıkarsınız. Peki bir şey öğrenmek istiyorum. Tesadüf müdür diye. Dün işte araştırmalarımda, köşe yazımda buna yer vermiştim. Geçen yıl bugünlerde Diyarbakır'da 17 tır erol yakalanmıştı, biliyorsunuz. Hatırlarsınız muhtemelen. Ve bu PKK'ya büyük bir sende vurmaktı yani. İyi vurdu. Elbette ki. Şimdi ve bu sene aynı dönemde böyle bir bayrak inmesi yön değiştirmek mi? Ya da bak dikkatli olun, bu sefer şansa bırakmayız gibi bir şey olabilir mi? İkincisi, ben bunu dün yazarken bugün de haberlerde Diyarbakır'da işte 3 polisin görevden alındığı, bu olay bayrak indirmeden dolayı alındığı haberlere düştü. Şimdi bu emniyetle yani bununla ilgili yorumunuzu merak ediyorum. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti çok büyük bir ülkedir. Evet. 700 bin küsur metrekarelik bir alanda birçok Avrupa ülkesinden büyük ama kilometre olarak kimilerine göre küçük olabilir ama sahip olduğu maddi manevi inanılmaz bir güce sahiptir Türkiye Cumhuriyeti. Evet. Buğdayından madeninden toprağına ektiği ürününden pancarına her şeyini, açlık tehlikesi görülmeyen bir ülkeyiz. Hı. Ve çok da bonkör bir ülkeyiz kullanırken. Hı. Türkiye Cumhuriyeti çok büyük bir ülke olduğunu söylemek istiyorum. Birçok hükümetler geçti. O hükümetlerin yönetimlerinde de aynı şekil, aynı çıkışlar ve tepkiler gösterildi. Ülke elden gidiyor. Battık, batıyoruz. Her ne kadar da bu şimdiki hükümetimizin yürütmüş olduğu çalışmalardaki tepkiler ve yaptığı işlere karşı davranış tepkileri, açıklamaları olsa da herkes, her hükümet, her yönetici, her bakan, her başbakan bu ülkenin menfaati için çaba göstermiştir. Hı hı. Ben Tansu Çiller döneminde evimi kaybettim, arabamı kaybettim. Krizde. Ama Türkiye Cumhuriyeti çok büyük bir ülke. Yine bu hükümetin döneminde 1998-99 yılı zannedersem, yanılmıyorsam. 2008-2009'da şöyle bir teğet geçti. Orada bile bir etkilenme oldu ve ayakta kaldık. Bugün yaşanan süreçte de aynı şekilde.
bugün hükümet, bu hükümet olacak ya da olmayacak, işte hocamın partisi gelecek, sizin partiniz gelecek, siz başbakan olacaksınız, hocam bakan olacak. Tabii canım, tabii ama Türkiye yani. Cumhuriyeti her zaman ayaklarını yere sağlam basarak yoluna devam eden bir ülke olacak. Yani hiçbir şey yıkılamaz, yıkamaz. Tabii sahip olduğumuz değerlerden söz ediyorum. Kesinlikle. İşte bayrak sevgisi, vatan sevgisi, toprak sevgisi, askerlik değerler de var. Mesela nüfus olarak avantajlı bir toplumuz. Genç bir nüfusa sahibiz. Bu çok evet. Ciddi bir şeydir. Yaşlandığımız söylense de yine de genç bir nüfusa sahibiz. Batıya göre kıyaslarsak göre. Tabii ki. Tabii yani evet. Bir dönem tek çocuk, iki çocuk, tek çocuk, tek yeter diye reklamlar yapılıyordu. Yani, şimdi ise 3 çocuk, 4 çocuk demek ki ihtiyaç var. İhtiyaç. Ama tabii orada sorun şu yani 3 çocuk evet de 3 çocuk için gereken ekonomik ve sosyal tabii. yardımı devletin evet. yapması gerekiyor. Memurun çocuk yardımı 17 lira. Evet. Yani memurunuza 17 lira çocuk yardım verip ondan sonra 3 çocuk derseniz orada o bir şeylik var. Yani. O zaman yaşlanma devam edecek. Yaşlanmaya şimdi, devam. Tabii bu olay Türkiye büyük bir ülke. Okan'a %100 katılıyorum. Türkiye İmparatorluk bakiyesi bir ülke. Evet. Biz Asya bozkırlarından Avrupa'nın ortalarına kadar 1000 yıl boyunca egemenlik sürmüş bir imparatorluğun bakiyesiyiz. İmparatorluk bakiyesi toplumlarda hem güç vardır hem de imparatorluktan miras sorunlar vardır. Şimdi Türkiye'nin bugün Güneydoğu sorunu imparatorluktan miras sorunu. Yeni falan değil. Yani 90'larda falan başlamadı bu. Kürt Tali Cemiyeti 1900'lerin başında kuruldu. Yani Kurtuluş Savaşı'na girerken bir takım görüşmeler falan yapıldı. Mustafa Kemal'le Ankara'da birlikte olmak fikrini destekleyenler vardı, karşı çıkanlar vardı. Yani sorun yeni falan değil. Sorun imparatorluğun bize mirası. Okan'ın söylediği güç de bir büyük imparatorluğun mirası. Bu Güneydoğu sorunu da bir büyük imparatorluğun mirası. Tıpkı işte Kıbrıs sorunu olduğu gibi. Evet. Musul sorunu. Şimdi tabii. Birazdan konuşacağız. Musul'da bir şeyler var. Biz tarafsız kalamayız. Musul bizim özel... Ben şeyimiz Kerkük şarkıları dinliyoruz abi. Tabii Kerkük Türkleri dinliyoruz. Kerkük Türkleri dinliyoruz. Türkmen Türkleri dinliyoruz. Evet. Yani dolayısıyla büyük bir ülke burası yıkılmaz. Bu doğru ama mesele bence şu. Büyük ülkeler yıkılmaz ama büyük ülke aynı zamanda yıkılmamayı değil, daha da büyümeyi becerebilen bir ülkedir. Bizim meselemiz yıkılmamak değil. Ben yıkılmayacağımız konusunda zerre kadar şeyimi kuşum yok. Bugün, toprak kazanmak lazım. Geriye de gitmemek lazım bugün yani. Toprak kazanalım diye bir derdimiz yok bizim. Yok öyle değil. Tabii. Büyümekten yani. Kastım toprak değil zaten. Evet. Ekonomik büyüme, sosyal büyüme, örneğin kitap okuma oranındaki büyüme, milli gelirdeki büyüme falan. Ona izin vermezler zaten. Suriye konusundaki politikamız çok iştahlı bekleniyor ama Rusya ve Çin'in davranışı. Tabii yok zaten. Büyümekten kastım benim toprak değil. Yani ekonomik veya sosyal büyüme. Yani dünya sıralamasındaki yeriniz çok önemli. G20 içerisinde kaçlıyız? Biz 17. Aslında fena değildir. Türkiye, pardon 16. G20'de dünyanın 16. büyük ekonomisiyiz biz. Az değil bu. Ama mesele ilk 10'da olmak. G8'de olmak. G10'da olmak. Tabii. Yoksa evet. Hani yıkılmamak mesele değil. Artık ülkelerin yıkılma devri de geçti. Yani günümüzde ülkelerin yıkılmasına izin vermiyorlar. Bu, tabii ama ki, parçalıyorlar. Yatırımlarla da. Elbette işte onu söylüyorum. Şimdi havaalanı. Ya benzeri birçok şeyle. Gidiyor yollar. Ne kadar insan mutlu oluyor değil mi? Bakın ben bundan iki yıl başından önce yani 2013'ün son ayında Gazeteciler Cemiyeti'nin davetiyle birlikte Berlin'e gittim. Bir hafta orada izlenimlerde bulundum. Her ne kadar da Alman vatandaşlarının hala 1950'lerde, 60'larda Türklerin gelip işte çalışıp inşaatı, binayı kurup gidecekleri anlayışı olmuş olsa da artık ikinci, üçüncü kuşaklar orada yerleşmiş ve oranın ve artık onu kabul etmiş durumdalar bugün. Başbakanın bugün Almanya'da yapmış olduğu toplantıdaki kalabalık katılım. Büyüme orada da devam ediyor. Türkiye güçlendikçe oradaki insanlar, dünyadaki bütün ülkenin insanları, Türk insanları da güçleniyor. Yatırımlar burada arttıkça, ülkemizde arttıkça güçlenme, insanların sağduyuları da güçleniyor. Ülkelerine olan güven de artıyor. Siyaset yapmıyorlar. Hiç siyaset değil. Aslında şöyle, siyaset yapmamak mümkün değil. Siyaset... Hayatımız siyaset yani zaten. Son 12, yaşantımız, son 12 sohbet ediyoruz siyaset. Hayır şöyle, sorun şu, siyaset hep şöyle bir şeyimiz var. Siyaset yapmayalım. Oysa siyaset, ülkenizin ve dünyanızın meselelerini çözüm üretmek demektir. Demokrasi siyaset yapılır, evet, Okan. Doğru. Siyaset totaliter rejimlerde yapılmaz. Demokrasiden bahsediyorsak siyaset yapacağız ve özgürce konuşacağız. Bu doğru diyeceğiz ama bu yanlış diyeceğiz. Biz
Yani geçen hafta biz Seval'le şunu konuştuk. Konyaaltı sahilinden bahsettik. Bir de partilerin transferinden. Ben şunu söyledim. Yani Konyaaltı sahili konusunda aslanlar gibi konuşurken iki tane A partisinden B partisine meclis üyesi geçmesinin etik olmadığını söyledim. Yani tabii siyaset yapacağız. Peki bir şey diyeyim üstadım. Bu belediye başkanlarının 3 kararın alınmasında tepki koyan belediye başkanları hepsi de Antalyalı. Eğer çözüm Antalya'nın geleceğiyle ilgiliyse ve Antalya'nın daha modern ve Avrupa'daki ülkelerin nezdine gelmesi ise projelerle, yapılacak projelerle buna el birliğiyle katkı vermek. Hayır, aynı kanaat değil. Şimdi değil. Elbette ki doğru değil. Sen böyle yaparsan bak bu işte böyle olur. Geçmişte de olmadı. Ama bunu doğru olmaz. Yani etik bulmadım ben yani. Türk siyaset hayatında bu var bilmez zaten. Bilmez miyim? Ben bir Ecevit'in transferini hükmet kurduğu devirden geliyorum. O zaman yani. Hiçbir parti ideolojinin yani. Peşine koşmuyor demektir. Yani hiç kimse güvenmeyecek o zaman. Yarın bir şey olduğunda şu mudur? Yani eğer sen evet hizmet... Sevgili Sema, güvenmek zorundayız. İnsanlara güvenmek zorundayız. İnsanız. Nihayetinde bir şeyleri paylaşmak için, üzüntümüzü, acımızı, sevincimizi, eğlencemizi, mutluluğumuzu paylaşmak için insanlara güveneceğiz. Yani. Çare yok. Tabii. Ve oturup güvendiğim için sizinle konuşmak zorundayım. Kesinlikle. Ben. Sizinle paylaşmak zorundayım. Güvenmezsem nasıl biz çoğalacağız? Yalnız kalırız. Yalnız kalırız. Şimdi orada insanlar çoğalmışlar, güvenmişler, bir araya gelmişler. Bir iki tane böyle olabiliyor. Türk siyasetinde bu zaten geçmişte olmuş. Ha bundan sonra olmasın. İstiyoruz olmasın ama. Zaten konumuz o değil de ona öyle gitti. Tabii o ayrı bir şey. Elbette ki yani vaka şu. Hani söylemeye çalıştım. Sen siyaset yapıyorsun değil mi? Siyaset yapacağız. Doğruyu doğru diyeceğiz. Yanlışı yanlış diyeceğiz. Eleştireceğiz. Keşke başkanlar Sayın Büyükşehir Belediye Konuşmamıza... Başkanı. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı yapmayı düşündüğü proje konusunda. Ya evet güzel bu. İyi olur Antalya için, sahil için. Ama bunun bir orta yolunu bulup da biraz kenarını köşesi düzeltip hep beraber ne yapabiliriz? Ama kesip atarsan... Konuşmasak kavga ederiz. Evet. Okan, konuşmasak kavga ederiz. Şimdi meclis konuşulma yeri ama orada konuşulmuyor. Sadece el kalkıyor. Evet, hayır. Doğru. Olay bitiyor. Zeyhet Hocam, kısa bir aramız var. Tamam. Aradan sonra böyle yine hareketli devam edeceğiz. Kısa bir aradan sonra tekrar karşınızdayız. Biz konuşacağız yani kavga etmeyiz ama kavga edebiliriz tabii.